Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Niğde çekimlerimiz devam ediyor. Bugün bambaşka bir köydeyiz. Günümüzde aslında Niğde'ye bağlı bir mahalle. Mahalledeyiz. Dedik ki Niğde'nin kiliseleri o kadar çok ki sadece merkez değil. İçinde 40'a yakın kilise var. Yine onlardan bir tanesi burada. Bakın arkamda. Burası Hamamlı. Mustafa Eryaman Beyefendi tabii ki de yanımızda. Kiliseden bahsedeceğiz. Buradan bahsedeceğiz. Bu programda Hamamlı'yı sizlere anlatacağız diyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Senem Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Niğde'yi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Hamamlı'dayız. Hamamlı köyündeyiz. Hamamlı köyündeyiz. Buyurunuz. Benim çocukluğum da burada geçti. Orta okul dönemlerini ben bu köyde yaşadım. Ve bu görmüş olduğunuz kilisede bizim çocuklukta oyun alanımızdan biriydi. İleride hamam da var. Tabii o hamamdan dolayı köyün ismi Hamamlı adını alıyor. Ama Orta Çağ'daki, Osmanlı'daki ismi Kurdunuz köyü. Köyün kurulumu milattan sonra 1300'lere kadar gitmektedir. Burası bir Rum köyü. Tabii mübadele ile birlikte değiş tokuş oluyor. Mübadele, zoraki göç gerçekleşiyor. Buradaki Rumlar Avrupa'ya, Batı Yunanistan'a, Yugoslavya'da bulunan Boşnaklar, Bosna Hersek'ten gelen Boşnaklar ise Boşnak kökenli halklar, çoğunluğu Boşnak. Bu Kurdunuz ve Aravan köylerine yerleştiriliyor. Tabi görmüş olduğumuz kilise yine Niğde'deki post Osmanlı dönemi dediğimiz kiliselerle aynı dönemde. Yani Tanzimat Fermanı sonrası oluşan kiliselerden. Bu kilisenin yapım tarihi, hemen bakın karşıda bir sütun. Evet. Dördüncü sütun. Sütunun altındaki sütun kaidesinde Osmanlıca 1841 tarihini net görüyoruz. Evet. Bu kitabe, yani kilisenin yapım tarihi taş olarak vücuda gelme tarihi 1841. Tabii bir de kapı girişinde kitabelik var. Orada da Kayseri Endülük'ten fakir mahlası bir usta tarafından kilisenin sıva ve fresk, yani resimlerinin yapıldığı yönünde bir kitabı daha mevcut. Tabii kiliseyi öne çıkaran hususlar, gabarisinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Çok anıtsal bir yapıya sahip. Yine bazilikal planda, üç nefli. Bakın narteks üç cepheden dolaşıyor. Narteks bölüm, yani son cemaat yeri. Toplamda 10 sütunla son cemaat yeri, yani narteks bölümü oluşturulmuş. Tonozlu, köşeler ise kubbeli şekilde ele alınmış. Tabii baktığımızda kilisenin sütun başlıklarına toplam 10 sütun var. Sütun başlıkları ise her biri farklı şekilde ele alınmış. Özellikle ortada 5. sütuna baktığımızda çift başlı Selçuklu kartalını görüyoruz. Tabii Selçuklulardan gören Bizans çift başlı kartalı alıyor ve kendilerine uyarlıyorlar. Daha sonra Anadolu'daki Rum dediğimiz Hristiyan Ortodoks ya da Karamanlı dediğimiz Hristiyan Ortodokslarda bu çift başlı kartalı dinsel bir motif olarak kiliselerde, mabetlerde rahatlıkla kullanılıyor. Tabi buradaki çift başlı kartalla iki ejder saldırır vaziyette. Ejderin biri çift başlı kartalın başının birini yutar vaziyette kurgulanmış. Tabi diğer dördüncü sütunda da yılan tasvirlerini görüyoruz. Yine anıtsal taç kapıda baktığımızda bir bordür söz konusu. Bitkisel bordürlerin egemen olduğunu görüyoruz. Vazodan çıkan bir üzüm salkımı çepeçevre kapıyı dolaşır vaziyette. Bu tabii Hazreti İsa'nın doğumu bir üzüm salkımı altında olduğu, İncil'de bu şekilde geçtiğinden dolayı bu üzümü Hazreti İsa'yla izafe ediyorlar. Hem de kanında şarap, üzüm şarabı olması şeklinde de yorulma yoluna gitmişler. Tabii hemen dediğim gibi burada sıva ustasının
sıva üzeri kitabenin hemen üzerinde kabartma tekniğinde bir de haç ve ejder görüyoruz. Haç ve ejderi öldürür vaziyette ise Aziz Georgios, yani Aziz Georgios buradaki ejderlere saldırır ve onları öldürür şekilde bir kompozisyonda ele alındığını biz görüyoruz. Tabi haçın sağ ve solunda ise yine melekler var. İki tane melek tasvir edilmiş. Yine kilisenin son cemaat yerinin üstünde, yani ön cephesinde ele alınan haç tasvirleri var. Büyük bir yani haç büyük var. Büyük bir haç var ve taş oyularak yapılmış bu haç. Hemen yandaki orta pencerenin üzerinde devasa bir haç tasviri evet. var. Her iki pencerede, köşelerdeki, evet. pencere üstlerinde ise serapim meleklerine, yani üçer adet çift kanatlı serapimler işlenmiş. Ayasofya Camii'nde de biz bu serapimleri tanıdık ve biliyoruz. Tabii yine bakın burada da bir mermerden haç tasviri var. Alt gövdede ise tahrip edilmiş bir alan görüyoruz. Orada da bir serapim meleği var. Zaten bakın kanatlar falan evet, belli duruyor ediyor. Tabii kilisenin yan neflerde, yan kanatlarda ki köşe uçlarında çörtenleri görüyoruz. Çörtenlerin ise koçbaşı şeklinde tasvir edildiğini görüyoruz. Yani Türk İslam senteziyle aslında oluşmuş. Tabii kilise misyonerlik faaliyetleri neticesinde 1841 yılında yapılıyor. Devasa bir kilise. Yine Kurdunuz Köyü'nde kilise harici Rum mimarisinde ele alınan ve kiliseyle aynı dönemde yapılan bir de hamam var. Hemen yakınında ise Aravan dediğimiz köy var. Yürüme mesafesinde. Orada da bir kilise var. O kilise ise günümüzde cami olarak işlevini sürdürmekte. Burada gelen, mübadeleyle gelen Müslüman Boşnak ve Türkler köyde bulunan bir sivil mimariyi mescit haline getiriyorlar ve ibadetleri orada yapıyorlar büyük oranda. Sadece işte bayram namazları gibi cemaat fazlalıklarında da burayı yer yer kullandıkları rivayet ediliyor. Modern bir camide söz konusu. Kurdunuz Köyü'nde kilise, hamam dışında hemen şu karşı modern evlerin üstünde ben çocukluğumda defaten girdiğim, mahalle arkadaşlarıyla girdiğimiz muhteşem bir yeraltı şehri var. Muhtarımızla da ön görüşmeyi yaptık. Kendisi de çocukken oraya çıra yakarak girdiğini ifade etti. Tabii bu buradaki yeraltı şehri koruma altında değil, tescilli değil. Muhtarım da zaten bu yeraltı şehrinin koruma altına alınmasını, çünkü yapılaşma var. Yeraltı şehrinin üzerine tescilli değilse ne yapılabilir? Bir bina konulabilir. Bina konulabilir. Ve yeraltı şehrini zamanla bu göçmesine, yok olmasına sebebiyet verebilir. Yine aynı şekilde de Aravan dediğimiz, yani Kumluca köyünde de köyün yerleşik düzeni altında bir yeraltı şehri olduğunu biliyoruz. Bunların da tescil edilerek koruma altına alınmasında fayda vardır diye düşünüyoruz. Muhtarım da, köyün aynı muhtarı kanıda. Da aynı kanıda ve aynı düşüncede. Tabii yapının iç kısmına da geçeceğiz. Peki arkadaşlar, ağzınıza sağlık, içeriye geçelim, bir de içini görelim, orada görüşürüz arkadaşlar. Hemen bakın burada da unutmadan söyleyelim, bir çan kulesi kalıntısı var. Tabii zamanla çan kulesi, bu tür kiliselerde ilk önce çan kuleleri küçük ölçekli yapı olduğu için oralar tahrip ediliyor. Mevcut kesme taşlar alınıp farklı mimarilerde ya da duvarlarda falan kullanma yoluna gidilmiş ama gördüğünüz üzere kalıntıları hala ayakta. Peki, içeriye geçelim arkadaşlar. İçeride görüşürüz. Thank you.
arkadaşlar kilisenin içine geçtik, hemen Mustafa Bey de söz. Buyurun Mustafa Bey. Evet, dıştan demiştik bazilikal plandı ve üç cepheden Narteks'e sahip demiştik. Hemen Narteks bölümünü baz aldığımızda işte Narteks bölümü iki katlı. Hı hı. Buralarda cemaatin üst kısımlarda ibadet etmesi sağlanmış, o amaçla yapılmış. İçerisi yine iki yandan sütunlarla üç nefe ayrılmış, üç bölüme. Dolayısıyla karşıda ana apsis, yanda ise küçük apsisleri görebiliyoruz. Neften kaynaklı üç apsise yer verilmiş. Tabii kiliseye baktığımızda iç mekanda tamamen iç mekanın sıvayla şekillendirildi görülüyor. Sıva üzerinde ise bitkisel, hayvansal ve geometrik motifleri baz alan ve iki de konulu freskleri görebiliyoruz. Hemen tabii orta nefin tavanında da, tonozlu tavanında da tıpkı Niğde merkezdeki Rum Kilisesi'nde olduğu gibi freskler var idi ama yağmur sularından kaynaklı olarak alçı olan sıvanın dökülmesiyle bu freskleri biz günümüzde maalesef göremiyoruz. Tamamen freskler kaybolmuş vaziyette. Yan iki duvarda ise konular var. Birinde Hazreti İsa atıyla birlikte av sahnesi içeren ve içerisinde aslan, leopar, geyik gibi yırtıcı hayvanların bulunduğu dağların, ovaların ve değişik nehirlerin yer aldığı bir panoramik anlatım söz konusu. Bunun, bu anlatımın temeli de yine kutsal kitap İncil ile, yani İncil'de geçen hadiselerle ilişkili. Yine yan tarafta muhtarım da ifade ettiği üzere merkezde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Yani burada da konulu bir resim, pano var. Tabii Hazreti İsa'nın burada savaşır vaziyette, çıplak halde bir tasvirini görüyoruz. Yine merkezde Hazreti İsa olan ve katedral gibi anıtsal yapıların da kolezyumdaki yapıyı andırır şekilde bir çok katlı bir tiyatral bir yapının olduğunu görüyoruz. Mahalle muhtarımız bunun Sümele Manastırı olduğu yönünde, yani Sümele Manastırı buraya işlenmiş şeklinde bir ifadesi var. Ama çok anıtsal bir yapı söz konusu. Bu yapının ne olduğunu anlamak için de detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Tabii freskler tahrip görmüş, görüyorsunuz. Bunun restoratörler tarafından basit bir onarımla, tamamlamayla sağlıklı bir hale getirilmesi mümkün, rahatlıkla mümkün. Evet. Yapı oldukça sağlıklı. Yani çatıdan alan yağmur ve kar sularını eğer önü kesilirse yapı oldukça sağlıklı ve temiz. Diğer yapılara şeyleri nispet. Falan o işte... nişleri yazmalı. Falan her şeyi çok iyi, evet. Evet evet iyi. Yani... Bu da muhtarın hayat boyu burada, yine mahalledeki, benim çocukluğum da burada geçti. Ta çocukluğumdan beri muhtar Mustafa Yılmaz buraya titizlikle, tabii bizi bile yeri geldiğinde avluda oynarken falan gelir uyarırdı. Asla zarar vermeyin, herhangi bir yazı yazmayın diye. Ta yani muhtar yaşamı boyunca bu kiliseyi ve hamamı koruma içgüdüsüyle hareket eden değerli bir büyüğümüz. Ona evet. Da buradan teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sonuç itibariyle kilise de olsa, yani bu bir kilisedir. Burayı biz işte farklı amaçlarla kullanalım. Bizim dinimizle işte örtüşmüyor falan düşünceleri bazen olabiliyor. Çok değişik duyuyorum, şaşkınlık yaşıyorum. Hı hı. Böyle bir şey demeyeceğiz. Hepsi bizim değerimiz, bizim topraklarımızda, hepsine tarihi eser gözüyle bakarsak, tabii, o kafadan çıkarsak. Aynen öyle. Kültürel değerlerimiz nereden geldi bunlar bize? Nereden emanet? Osmanlı'dan. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti tarafından yine Osmanlı hazinesiyle vücuda getirilmiş eserler. Evet. O dönemde çok dinli, çok ırksal bir yapı vardı, toplum vardı. Dolayısıyla Osmanlı tebaasıydı hepsi
o dönemdeki gayrimüslimler, Hristiyan Ortodokslar hiçbir ayrımcılığa ya da ötekileştirmeye asla gidilmemiş. Tam tersi, mesela Niğde'ye baktığımızda bir cami, mescit bu kadar görkemli, bu kadar şaşalı mescit ya da camilerin olmadığını görebiliyoruz. Ama yani azınlıklara inanılmaz imtiyazlar tanınmış. Lozan Antlaşması'nın bir gereği zoraki göç. Hı hı. Yani ırka bakılmaksın din esasına dayalı zoraki göç söz konusu. Yani Anadolu'da yaşayan Hristiyan Ortodoksların Anadolu'dan göç edilmesi, Batı Trakya ve Balkanlar'da yaşayan Yunanistan, Batı Trakya ve Balkanlar'da yaşayan ırk, din olarak Müslüman olanların ise Anadolu'ya, yani bir karşılıklı mübadele söz konusu. Bu mübadelede İstanbul muaf tutuluyor. Yani İstanbul'daki Hristiyan Ortodokslar ya da gayrimüslimler yerlerinde kalması şartı var. Dolayısıyla İstanbul'daki var olan kiliselerin cemaati var ama Anadolu'daki kiliseler tamamen artık Türkiye Cumhuriyeti'nin uhdesinde. Bunlar bir mabet değil. Ha ne olur? Camiye dönüştürülebilir. Cami olarak fonksiyon kazanmış olan yapılar var. Bunlar bir mabet. Kültürel değerlerde, yani kültürel yönde bu yapıları kullanmak gayet doğal hakkımız. Birçok kiliseye göre ama ben şey gördüm. Muhtarımızı da tebrik ediyorum. Tabii. Peki, buradan sonra nereye gidelim hocam? Buradan sonra hemen yan bir mahalle olan Aravan dediğimiz, yeni ismi Kumluca olan köye gideceğiz. Oradaki hamamı göreceğiz. Ama arada bir hamam var. Her iki köyün de ihtiyacını karşılayan bir hamam var. O hamamdan sonra da diğer köye geçeceğiz. Peki, orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kiliseyi gösterdik. Hemen yine Hamamlı'daki kiliseyi gösterdik dedik. Hamamlı'daki hamamın önüne geldik. Evet Mustafa Bey, buyurunuz. İlk videomuzda bulunan Kurdunuz, yani antik ismi Kurdunuz olan Hamamlı Köyü'nün, Hamamlı Köyü ile bir sonraki gideceğimiz Kumluca Köyü, modern adı, antik adı ise Aravan olan iki köyün arasında burası bir dere. Dolayısıyla derenin bitiş noktası Melendiz Dağları'nın doğu etekleri ve orada Hançerli diye, evet, bir köy var. Hı-hı. Hançerli de aslında bir Rum Ortodoks. Bu hanını çektiğimiz yerde değil mi? Orası hocam? Fertek. Fertek Hançerli'nin hemen altında. Aslında bunlar birbirini destekler mahiyette. Dağ eteklerinde oluşan orta çağ görünümlü köyler. Tabii Hançerli köyü Dermusun. Dermusun fasulyeleri, işte evet, meşhur o Dermusun fasulyelerinin çıkış noktası bu köy. Köyün özelliği Hristiyan Ortodoks ve Müslümanların yaşadığı, ortak yaşadığı bir köy olmasının yanında suyuyla ön plana çıkıyor. Niye? Melendiz Dağı'nın eteklerindeki son köy. Dolayısıyla daha yukarıdaki kaynak sularının ilk buluştuğu köy. Ve o köyden, bu dere içinden bir akarsu var Osmanlı döneminde. Bu akarsu bu hamamı desteklemiş. Yani hamamın çalışmasını sağlamış. Günümüzde tabii bu sular, yeraltı sularının bu şekilde kullanması, hoyratça kullanmasından dolayı maalesef çekilmiş vaziyette. Günümüzde bu dereler kurumuş vaziyette. Tabii hamam yine gerek Aravan köyünde gerekse Kurdunuz köyünde yapılan ve ortalama 19. yüzyılın ilk çeyreğinde vücuda gelen kiliselerle ortak dönemde yapılmış. O dönemdeki cemaatin ya da köylerde bulunan insanların, yine bitişik köylerde, komşu köylerdekilerin gelip burada temizlik ihtiyaçlarını gidermesi düşüncesiyle vücuda getirilmiş ki Yeşilburç Köyü'ne daha önce gitmiştiniz. Orada da bir hamam var. Çünkü orada da
su kaynağı var. Zonde Deresi, Uzandı Vadisi ve orada inanılmaz bir su debisi var. Bu su debisinden faydalanarak bu şekilde bir hamam oluşturulmuş. Yine Fertek köyünde de hamamı gördük. O da bu ölçekte vücuda getirilmiş hamamlardan günümüze ulaşan güzel örneklerden diyebiliriz. Hamamlı Köyü Hamamı yine merkezi bir kubbe. Bakın kasnak oldukça yüksek tutulmuş. Yukarıda ise içten ve dıştan kubbemsi bir üst örtüyle tamamlanmış. Yan ünitelerde ise sıcaklık ve soğukluk külhan bölümü var. Külhan bölümü kısmen toprağın altında kalmış. Buradan da görülebilir. Bakın kemer var. Evet. Orası yani suyun ısıtılması için yakılan odun, kömür gibi klasik külhan. Hemen üzerinde ise bakın sıcaklık bölümü var. Bu kısımda maalesef çökme oluşmuş. Tonoz içi suyu diğer ünitelere geçirmeyecek şekilde inanılmaz bir Horasan harcıyla da beton taktiğinde sıvanmış. Nem ve rutubetten diğer bölümler etkilenmeyecek şekilde güzel bir uygulama yapılmış. Tabii yan tarafta da soyunmalık bölümü var. Ilıklık. İki kubbeli herhalde değil mi hocam? Asıl yok tek kubbeli ama kasnak yüksek tutulmuş. Buralar tonozlu. Bakın şu tonozlu yapılı. Gördüğüm yer duvarı mı? Evet bu duvar yıkıldığı için o duvar böyle geliyordu ama yıkıldığı Anladım. İçin bura açık Anladım. Kalmış. Evet. Diğer mekanlar tonoz üst örtüye sahip. Külhan ise kemerli bir yapıda. Tabii bu kubbenin olduğu asıl ana mekan da yıkanma işi yapılıyor. Orada tabii nişler var. Şimdi biz içerisine giremedik anahtara ulaşamadığımız için. Nişler var. Ortada bir göbek bölümü var. Klasik o Osmanlı hamamlarıyla örtüşen planda ve işlevde. Tabii hala kurnalar falan hali hazırda duruyor. Yani aslında korunaklı. Keşke görebilseydik. Evet. İçine ulaşamadık. Aslında anahtarı var ama anahtarın sahibine şu aşamada ulaşamadık. Tabii yine Hamamlı Köyü muhtarı Mustafa Yılmaz aynı kiliseye ve diğer sivil yapılara olan hassasiyetini buraya hamam için de göstermekte. Tabii kendi bir koruma duvarı var. Bu şekilde sağlıklı günümüze ulaşmış ama kubbe ve kasnak ve kasnak altındaki geçiş üniteleri üzerinde bulunan kablama, düzgün kesme taş, bakın sarımtırak, ince yonu trakit taşıyla oluşturulmuş kubbe kısmı. Ama alt beden duvarlarına baktığımızda andezit bazalt, kısmen kemerler düzgün kesme taş, diğerleri ise moloz taş örgülüyle ve Horasan harcı dediğimiz kireç bazlı ara ünitelerle duvar oluşturmuş beden duvarları. Tabii maalesef kubbe yüzeyi çıplak. Çünkü oradaki kesme taşlar çocuklar ya da şeyler yordamıyla kaldırılıp atılabiliyor, kırılabiliyor. Bu rahatlıkla bir restorasyonla işlevsel hale getirilebilir. Hamam olarak değil de yine bir kültürel bir mekan olarak. Hamam müzesi de olabilir. Hamam hocam. Müzesi olabilir tabii. Mübadele müzesi gibi ana evi olabilir. Çünkü bu her iki köyün 1300'lere dayanan bir kurulumu var ve kültürü var. Hem Osmanlı kültürü, hem mübadele kültürü, hem de Batı Trakya ve Balkanlardan gelen mübadelelerle ortaya çıkan ayrı bir Cumhuriyet dönemi kültürü var. Bu kültürlerin buluştuğu böyle bir müze şeklinde güzel olur, değerlendirilebilir. Harika bir proje aslında. Aynen. Şu an sunmuş oldunuz. Evet. Arkadaşlar biz bakın ne dedik? Türkiye'nin tarih envanterini çekiyoruz dedik. Bazen çok geniş kitlelere hitap eden çok tanınmış bir eserle karşınıza çıkıyoruz. Bazen de Anadolu'nun ücra köşelerinde veya bize göre ya da size göre ücraymış gibi sadece kendi bölgesinin bildiği köylere girip
bu eserleri sizlere gösteriyoruz ve benim envanterime bakın giriyor, neler giriyor görüyorsunuz değil mi? Neler giriyor? Çekimi yapılmış mıdır? Var mıdır? Ulusal anlamda olduğunu zannetmiyorum. Ama YouTube'da da çok fazla belki buranın halkından bir arkadaş, bir evet, çocuk. Evet, yerel tabii. Onlar yerel, ama bu şekilde ilk tabii bakın. Profesyonel bu tarzda kültürel çok envanter. Kıymetli. Sizin gelip anlamda. Anlatmanız da çok kıymetli. Çok teşekkürler. Tabii bunlar aynı zamanda tabii koruma altında bu tür yapılar. Ama işte koruma inşallah ve ihya olabilecek etme. Evet, ihya yani bir restorasyonla daha anlamlı hal alacaktır diye düşünüyoruz. Biz hep söylüyoruz Niğde'nin her köyü, her yeri inanılmaz derecede bir tarih altyapısına sahip. Altyapı derken genel bir kelime kullandım ama altı da dolu tabii, aslında. Tabii. Çünkü Kapadokya, klasik aynı. Kapadokya bölgesindeyiz. Her iki aslında. Köyde de zaten yeraltı muhtarlar şehir. Bahsetti. Evet. Benim çocukluğum da bu köylerde geçtiği için küçükken ben bizzat o yeraltı şehirlerine girip orada arkadaşlarla işte birbirimizi korkuttuğumuz ya da masalları bir şelale eşliğinde anlattığımız mekanlar. Şu an nereden girişi var, nasıl girilir, içinde ne kadar mekan var çocukluğumdan belleğime yer etmiş yeraltı şehirleri mevcut. Karşımızda da bir tepe ve taş silsilesi mi derler? Evet, bunlar bazalt. İşte bölge zaten biliyorsunuz tarih öncesi dönemlerde volkanik hareketlerin bol olduğu bir bölge, Melendiz Dağları. Dolayısıyla bu andezit bazalt kaya kütleleri o volkanizmadan kopan buralara serpiştirilen kaya kütleleri. Bu kaya kütlelerinden istifade edilerek bu gerek kilise gerekse bu tür sivil mimari örnek, mescitler, camiler, hanlar, hamamlar, Türk-İslam dönemi bu tür eserler, Osmanlı eserlerinin temel yapı taşı olarak da kullanılmış. Hemen şu karşı tepede bu bölgedeki mimarilerde kullanılan taşların hala ocakları bulunmakta ve ocak olduğu net anlaşılmakta. Çünkü murç izleri var. Yarım kalmış köşe taşları var. Bu tarz kemer taşları yarım bırakılmış ya da çatlamış o dönem bir parçası zarar görmüş. Onu almış, o bir kenara koymuş. O bu taş ocaklarını da görmemiz orayla ilgili yani taş o dönemin nasıl taş çıkartıldı? Aslında ipuçlarını da görebileceğimiz muhteşem bir tarih. Alanlar. İçindeyiz aslında. Evet. Peki ağzınıza sağlık. Son bir yerimiz daha var herhalde. Evet, hocam. Evet, hemen yürüme mesafesinde. Zaten yürüyerek gideceğiz. Harika bir hava var. Evet. Tam bahardan yaz mevsimine geçiş. İtulumaz Dağı'ndaki yağmur ve doluya yakalanmama düşüncesiyle. Yakalansak da mesafe kısa, fazla ıslanmayız. Zaten bir 20 dakikada bir sonraki köy olan Kumluca köyüne geçip orada neyi göstereceğiz hocam? Yine Kumluca'da da bulunan bir Rum kilisesi ama Cumhuriyet yani mübadiller geldikten günümüze kadar cami fonksiyonunda işlev gören Kumluca Kilise Camii'ne gideceğiz. Peki ağzınıza sağlık. Sağ orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen farklı bir mekana geçtik. Hocam şu an neredeyiz? Kumluca'da eski ismi Aravan. Yine burası da Kurdunuz yani Hamamlı köyüyle eşdeğer tarihlerde. Dolayısıyla milattan sonra 1300'lerde kurulumu olan kadim köylerden bir tanesi. Tıpkı Kurdunuz Hamamlı köyündeki gibi burada da Rum nüfus mübadele öncesine kadar Osmanlı ve Selçuklu ve Osmanlı döneminde Rum nüfusun şekillendiğini, yaşadığını bilmekteyiz. Köyde kilise dışında Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri, çeşmeler ve ortak kullanımlı bir de hamam söz konusu. Tabii köyün mevcut dağılımının hemen altında ise
bir yeraltı şehrinin olduğunu biz biliyoruz. Çünkü çocukluğumdan beri biz bu alanlara çocuk, yani bu köyde yaşayanlar da dahil, girip gördükleri mekanlar. Tabii hemen karşımızda, arkamızda bulunan yapı ise bir yine Hristiyan Ortodoks cemaatine yönelik 1835 yılında yapılan bir kilise. Tabii yine kilise narteks alanı camiye çevrildikten sonra bakın kemerler arası örülerek tamamen dışa kapalı hale getirilmiş. Ortada bir kapı. Bu kapı da aslında bir narteksin orta kemerine oluşturulmuş, sonradan oluşturulan bir kapı. Asıl kilise kapısı bir içeride ve orada Karamanlıca ele alınan bir de kitabe var. Kitabede de kilisenin yapım tarihi 1835. Kitabede özellikle 2. Mahmut, Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'un fermanıyla bu kilise şekilleniyor ve yapılıyor. Dolayısıyla Aravan'daki Hristiyan Ortodoks cemaati 2. Mahmut'a yönelik kitabede övgü dolu sözlerden bahsediyor. Yeryüzünün halifesi, dünyanın hükümdarı, asaletli, azametli, fakirlerin destekçisi, adaletli hükümdar şeklinde sıfatlarla hükümdara övgü dolu sözler ve kiliseye olan yardımlarına işaret ediliyor. Tabii 1835 yılında yapıldığını söylemiştik inşa kitabesinde de en son olarak inşa kitabesine yer verilmiş. Hem Karama Latince hem de Osmanlıca olarak bu kitabe tarihi belirtilmiş. Tabii 1978 yılında ise Diyanet'e bağlı bir cami vasfına bürünüyor. Buraya gelen Rumlardan terk edilen mübadeleyle Rumların gitmesiyle buraya mübadiller geliyor. Yine onlar da büyük oranda Yugos Balkanlardan gelen Boşnaklar. Bunun yanında Yunanistan'dan da değişik köy ve kasabalardan gelen mübadilleri görüyoruz. Mübadiller geldiğinde burada cami olmadığı için mevcut kiliseyi hemen camiye çeviriyorlar. Ve o günden bugüne cami hüviyetinde İstefanos Kilisesi ki iyi ki cami olarak değerlendirilmiş. Siz de gördünüz iç mekanını ve dışını. Oldukça temiz, oldukça sağlıklı, gerek üst örtüsüyle, gerek beden duvarıyla, gerek çevresel yönleriyle bayağı korunmuş. Korunarak günümüze gelmiş harika bir mabet diyebiliriz. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Caminin işiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Zaten klasik bir kilisenin nasıl üç evet, bazilikal nefi planda. Yine içeride ana sahın var ve yan sahınlar yani üç nefli. Tabii doğu kısımda da yine diğer kiliselerde olduğu gibi üç absis var. Ana absis ve yan absisler. Aldım tabii arkadaşlar. Güneyde bu camiye çevrilmesinden dolayı tıpkı Yeşilburç'taki gibi ya da Begüm Camii gibi güneyde bir mihrap nişi açılarak orijinal fonksiyonuyla kullanımı günümüze kadar sağlanmış. Evet. Görsellerini aldım arkadaşlar. Şimdi tam böyle ikinci saati içeride namaz var. O yüzden içeriden anlatım yapmak istemedik ama görsellerini aldım. Bu haftada Hamamlı Köyü ile ilgili 3 tane eser anlatarak yine Niğde'nin kadim tarihine bizim kanalımız aracılığıyla bir belge daha aslında oluşturmuş olduk değil mi hocam? Doğrudur. Hamamlı'daki hamamın olduğu o vadi içerisinden hançerli üzeri demiştik akarsu geliyor ve hamamı besliyor. Tabii bu Kumluca köyünde de yine hançerli suyu ta orta çağdan günümüze kadar buraya yaşam vermiş. Hemen yukarıda bir de tarihi bir çeşme var. Hala menba suyuyla akarı var. Oradan da herhalde bir su içeriz.
görüntü alırız. Bir de biz su içeriz. Su içerken de siz belki beni görebilirsiniz. Bakalım. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Böylelikle ediyorum. Böylelikle 3 bölüm Niğde çektikten sonra yine Niğde'ye bir ara vereceğiz. Önümüzdeki aylarda, günlerde Niğde'nin bize olan talebine göre biz de tekrar... İnşallah talep olacaktır. İnanıyorum. Niğde bizi seviyor. Biz de Niğde'yi seviyoruz. Artık Niğde'de benim şöyle bir şeyim oldu arkadaşlar. Yolda yürüyemiyorum. Kendimi buraya geldiğim zaman çok ünlü bir sanatçı gibi hissediyorum. Senem Hanım hoş geldiniz. Yolda yürüyen vatandaşlar. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Böylelikle ne kadar çok böyle hemşerilik duygularımızın... Ürgüplü olduğunuzu da biliyorlar. Tabii bu Niğde'ye olan ilgi ve alakanızı da hissediyorlar. Köy, kasaba. Köylerde, kasabalarda bile. Hemen hemen Senem Hanım hoş geldiniz diyorlar. Ben tanıyamasam da onlar beni tanıyorlar. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler. Hepsini çok seviyorum. Niğde'yi seviyorum. Nevşehir'i, Ürgüp'ü seviyorum. Bu coğrafyayı seviyorum. O yüzden bizim Niğde'miz bitmez. Niğde'ye ayrı bir sevgim olduğunu herkes biliyor. Tekrardan ağzınıza sağlık hocam. Evet arkadaşlar. Siz de sağ olun. Niğde'leri bitirelim. Haftaya ne olacağını ben size şu an söylemiyorum. O da yine bir sürpriz olsun. Ama sizden biliyorsunuz klasik bir isteğimiz var. Lütfen YouTube kanalımıza abone olunuz ve bizi beğeniniz diyelim. Bol bol like atınız diyelim. Sizler için olan bu çalışmalarımız devam edecek diyoruz. Hamamlı köyünden bir ikindi vaktinden herkese Mustafa Eryaman'la birlikte sevgiler, saygılar. İyi günler.